arkadaşlar. Yapmış olduğumuz deneme sınavının matematik çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Arazinin alanı 96 olduğuna göre çevre uzunluğu hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar ki? Soruda da bilgi olarak verilmiş. İki kenarının çarpımı. O zaman çarpımları 96 olan sayılar. Yani 96'nın çarpanlarını bulmalıyım. 1 çarpı 96. 1 ve kendisi her zaman o sayının çarpanıydı. Daha sonrasında çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünür. 2 çarpı 48. Rakamları toplamı 15'tir. 3'e bölünür. 3 çarpı 32. 4 çarpı 24. 5'e bölünmez arkadaşlar. Son basamağı 0 ya da 5 değildir. 6'ya bölünür çünkü hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. 6 çarpı 16. 8'e bölünür. 8 çarpı 12. Hepsini yazdık arkadaşlar. Çarpanların. Şimdi çevreler ne olabilir? Şurada çevremiz 2 çarpı 8 artı 12'den yani 2 çarpı 20'den 40 olabilir. Burada 2 çarpı 6 artı 16'dan 22 artı 2'den 44 olabilir. 40'ın olabileceğini gördük. 44'ün olabileceğini gördük. 2 çarpı 24 artı 4'ten yani 28 çarpı 2'den 56 da olabilir. Ama 60 bu durumda 60 olamıyordur arkadaşlar. Bu şekilde deneyeceğiz. İkinci sorumuzda 90 sayfasını kullandım. Şimdi 90'dan küçük asal sayımız ne var? 89 var arkadaşlar. 90'dan bir büyük olan da asal sayı olarak 97'miz var. Şimdi bu kadar yıldız kadar sayfa fazla. Yıldız kadar fazla okuduğuna göre 90'dan 97'ye 7 var. Dolayısıyla yıldızımız nedir? 7'dir. Kare kadar da az okuduğuna göre ne düşüneceğiz arkadaşlar? Karemizde 90-89'dan 1'dir. Hangisi doğrudur diye soruyor. A'ya bakalım. 1 üzeri 7. 1'in tüm kuvvetleri neye eşitti? 1'e eşitti. A yanlış. B şıkkına bakalım. Yıldız eksi 7 eksi 1'den 6 olması gerekirken 0 verilmiş, yanlış. Yıldız üzeri kare. Yani 7 üzeri 1'den bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit olmalıydı. 8 yazılmış, yanlış verilmiş arkadaşlar. D şıkkında kare artı yıldız yani 1 artı 7'den 8 doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. Üçüncü sorumuzda bir çarpma işlemi veriliyor arkadaşlar. Bu çarpma işleminin sonucunu 3.686.427 olarak bulacağız. Hangisi doğrudur? 10 ile bölümünden kalan 7'dir. Şimdi son basamağı 0 olmadığı için 10'a tam bölünmez. Böldüğümüz zaman arkadaşlar 7'nin kalacağını görebiliyoruz. Birler basamağındaki rakam 10 ile bölümünden kalanı veriyordu bize. A seçeneğine doğru verilmiştir. B'de diyor ki 5'e kalansız bölünür diyor. 5'e kalansız bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması lazımdı. Ama 7 olduğu için 5'e kalansız bölünmez. C seçeneğinde 2'ye kalansız bölünür diyor. Çift sayılar 2'ye kalansız bölünüyordu arkadaşlar. Bu sayı tek olduğu için 2'ye kalansız bölünmez. 5 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. 7 son basamağı 7 olduğu için 5 ile bölümünden kalan 2'dir arkadaşlar. 1 değildir. Hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Şimdi çarpımlarının 2300'den olması lazım. 2 ile neyi çarparsak 2300'den olur. 2300'ü 2'ye böldük. 1155 bulduk arkadaşlar. 1155 3'e böldük, 385 bulduk. 385'i 5'e böldük, 77 bulduk. 77'yi 7'ye böldük, 11 bulduk. Burada B seçeneğinde daire yanlış verilmiştir. Dördüncü sorumuzda 3 artmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara boşaltmıştır. Torbadaki mercimek miktarı kilogram cinsinden tam sayı olup birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar o zaman bu torbadaki torbanın alabileceği kilogram miktarı hem 80'i hem 48'i bölen bir sayı olmalı. Yani bunların ortak çarpanlarını bulacağız. Ortak bölenlerini bulacağız. 80'in çarpanını şurada bulalım. 1 ve kendisi her zaman vardı. Sayı 2'ye bölünür çift sayı. 3'e bölünmez rakamlarını topladım 8. 4'e böldük 20. 5'e bölünür son basamağı 0. 6'ya bölünmez 2'ye bölünüyor ama 3'e bölünmüyor. 8'e böldüm o. 80'in çarpanları bunlar. 48'inkileri bulalım.
1 ve kendisi her zaman o sayının çarpanıydı. 2'ye bölünür, çift sayı 3'ye bölünür. Rakamları toplamı 12'dir arkadaşlar. 4'e bölünür ve 5'e bölünmez çünkü birler basamağı 0 ya da 5 değil. 6 kere 8, 48. Ortakları bulalım. Birler zaten her zaman ortaktı. İkilerin ortak olduğunu görebiliyoruz. 4 var her ikisinde de. Başka 8'lerimiz ortak. Başka ortak var mı arkadaşlar? Bir de 16'larımız ortak. Şimdi deneyeceğiz. Yani bu böldüğümüz, küçük ayıracağımız torbalar 1 kilogram 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir, 16 olabilir. 80 artı 48. Ne yapar arkadaşlar? Şu an 128 kilo bizim mercimeğimiz mi var? Bunu 16'ya böldüğümüzde ne buluruz? 8 buluruz arkadaşlar. 8 torba kullanabilirmiş. O zaman 128'i 8'e böldüğümüzde ne buluruz? 16 buluruz. 16 torba kullanabilir. 128'i. Daha sonrasında 4'e böldüğümüzde ne buluruz? 32 buluruz. Demek ki 32 torba kullanılabilir. 128'i 2 kilogramlık torbalara böldüğümüzde 64 tane torba kullanmamız gerekir. Demek ki 64 olabilir ama 10 olamaz arkadaşlar. 6. sorumuza devam ediyoruz. 100'den küçük 2 basamaklı bir asal sayı. Böyle adımlar verilmiş arkadaşlar. Klavyeden 1. adımda hangi sayı girilirse ekranda yazan sayı girilen sayıdan 44 eksik olur. Burada şıkları denemekte fayda var. Daha kolay olur arkadaşlar. Mesela C seçeneğini deneyelim. Doğru cevap olan C seçeneğini deneyelim. 100'den küçük 2 basamaklı bir asal sayı girilmiş. 61'i girdik. Sayıyı oluşturan rakamları ters çevirdim. 16. Sonra eğer asal sayısı sonucu ekrana yaz değilse 4. adıma git. 16 asal sayı mı arkadaşlar? Değil. 4. adıma gidiyoruz o zaman. Sayıya en yakın olan asal sayı yaz. 16'ya en yakın olan asal sayımız ne var? 16'dan bir büyük olan 17 var. 61'den 17 çıkardık. Ne bulduk? 44 bulduk arkadaşlar. Yedinci sorumuzda bir giriş kapısının şifresi verilmiş. Bu sayı 5'e kalansız bölünebilen çift sayıdır. 5'e kalansız bölünebilmesi için birler basamağı 0 ya da 5 olmalı arkadaşlar. Bu bir çift sayı olacağına göre birler basamağı 0 olmalı. Yani sayımız şu an B yerine 0 yazabilirim. 9'a kalansız bölünebilmektedir. 9'a bölünebilme kuralı rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. Topladım. 5 artı A 9'un katı olmalı. Yani 9 olabilir. O zaman A'mız ne olur bu durumda? 4 olur. Demek ki A yerine 4 gelmemiş arkadaşlar. 8. sorumuzda Hatice Ağustos ayında 4'ün tam katı olan günlerde kursa gitmiştir. Demek ki 4'de, 8'de, 12'de, 16'da, 20'de, 24'te, 28'de kursa gitmiştir arkadaşlar. Kaç gün gitmiş? 7 gün gitmiş. Toplam kaç günümüz var? 31. 31 eksi 7'den sonucumuzu ne buluruz? 24 gün kursa gitmemiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Babasının telefonundaki şarkı 4 dakikada, annesinin telefonundaki şarkı 6 dakika sürmektedir. Şarkı biter bitmez, beklemeden aynı şarkıyı telefonda tekrar başlatıyor. Şimdi arkadaşlar, 6 ve 4'ün neyini bulmalıyız? Ortak katlarını bulmalıyız. Çünkü hangisi aynı anda bittiği saatlerden biridir diyor. O zaman 6 ve 4'ün ortak katlarını da aynı anda bitmiş olacak. 6'nın katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24 bu şekilde devam ediyor. 4'ünkileri yazalım. 4, 8, 12. Şurada 12'leri gördük mü arkadaşlar? Demek ki 6 ve 4'ün ortak katı neymiş? 12 ve katlarıymış arkadaşlar. O zaman 12 ve katlarında birlikte mi bitti? 12 ve katlarında aynı anda bitmiş olacak. 12 olabilir bu. 12'nin 2 katı olan 24 olabilir, 36 olabilir deneyeceğiz. Şimdi bu şarkılar 10.49'dan başlıyor. Biz 10.49 ile 36'yı topladığımızda arkadaşlar şöyle düşünün. 10.49'dan 11.05 kaç dakika geçmiş olur? 16 dakika geçmiş olur. 16, 12 ve katın 12'nin bir katı mı? Değil. Peki 11.12'ye kaç dakika geçmiş olur 10.49'dan?
23 dakika geçmiş olur. 23'ün 12'nin bir katı değil. 10.49'dan 11.25'e kaç dakika geçmiş olur? 36 geçmiş olur. Ama 36 12'nin bir katı olacağından 11.25'te aynı anda bitmiş olabilir. 10. soruda çok adımlı işlemin sonucu diyor. Öncelikle nereden başlayacağız? Parantez içinden başlayacağız. Parantez içinde 20-6 çarpı 3'ten 20-18 diyebilir miyiz? 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, şu şekilde yazdık. 20-18, 2. Önce çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. 80, 30 artı 80, artı 36, eksi 2. Burası ne oldu? 80 ile 76'yı topladık. 146, 146'dan da 2'yi çıkarttık. 144. 11. soruda karelerin dışındaki sayıların asal çarpanları ok ile belirtilen satır veya sütundaki kutucuklara yazılacaktır. Her kutuya bir tane asal sayı yazılacaktır. Tamam. Şimdi o zaman asal çarpanlarını yazacağım. 14'ümüz asal çarpanları neler? Bulalım. 2 ve 7. Hem 77'nin hem 14'ün neyi var arkadaşlar? 7 var. O zaman şuraya 2 ve 7 yazacağım. 77'nin diğer asal çarpanı ne kaldı? 11 kaldı. Sonrasında ve 21'in ortak asal çarpanı nedir? 7'dir. O zaman şuraya 3 kaldı. Şurası 2 oldu. Bu durumda buraya da 5 kalır arkadaşlar. Boş kutulara yazılacak birbirinden farklı sayıların toplamı diyor. 7 artı 11 artı 2 artı 5 artı 3'ümüz var. Bir de bunları topladığımızda 28 buluruz. Soruda 84 öğrenciye birer tane kahvaltı tabağı hazırlanacaktır diyor. Her tabakta 4 yeşil 6 tane siyah zeytinimiz olacak. Yani şöyle 84 öğrencinin her birine 4 tane yeşil zeytin vereceğiz. 6 tane siyah zeytin vereceğiz. 84'ler ortak olduğu için bunları 84 parantezine aldığımızda 84 çarpı 4 artı 6'dan 84 çarpı 10 olur ki toplamda 840 zeytin verilmiştir öğrencilere. 13. soruda kasap 10, 20 ve 12 verilerini kullanarak en az 2 farklı işlem gerektiren bir problem kuracaktır. Hangisi istenilen koşulu sağlamaktadır diyor. İlk problemimize bakalım. Bir kasapta paketler halinde tavuk kanat ve tavuk but bulunmaktadır. 10 tane paketin her birinin içerisinde 12'şer tane tavuk but bulunmaktadır. 10 paketim var. 12 tane tavuk butum var her birinin içerisinde. O zaman 10 çarpı 12 tane tavuk butumuz oluyor. Şuradayız. Satılan 12 paketin her birinin içerisinde 20'şer tane tavuk kanat. 12 paketin her birinin içerisinde 20'şer tane tavuk kanat. Şimdi burada hem çarpma hem toplama gerektiren bir işlem olduğu için halininki olur arkadaşlar. Ereğinkine geldik. 12'şer tane 10 lira ve 20 lira vardır. Yani 12 çarpı 10, 12 çarpı 20. Burada 12'ler ortak olduğu için 12 parantezine de alabiliriz. Yine 2 tane işlemin olduğunu görebiliyoruz çarpma ve toplama. Ereğinki de 2 farklı işlem gerektirir. En az 2 farklı işlem gerektirir. Bir kasapta sabah 10 kilogram, öğlen 20 kilogram, akşam 12 kilogram. 10, 20, 12'yi toplayarak bu problemi çözebiliriz. Ama burada sadece toplama işlemi yapmamız gerekeceği için Deniz'inki olmaz arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği Hale ve Eray. Emin Bey'in köyde 2 tane kümesi vardır. Kümeslerin her birinde 2 tane tavuk vardır. Şimdi 2 kümesim var. Her kümeste 2 tavuğum var. Her tavuğun 2 tane civcivi var. Her civcivin 2 tane ayağı var. Bu durumda 2 üzeri 4 tane ayak vardır arkadaşlar. 15. sorumuzda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliği bazı işlemlerde kolay sonuca ulaşmamızı sağlar. O zaman şurada şuraya soruyu yazalım arkadaşlar tekrardan. Nelerin ortak olduğunu görüyoruz. Şu ikisinde 19'lar ortak arkadaşlar. Şu ikisinde de 31'ler ortak. O zaman şurada 31 parantezini alalım direkt. Buradan 29 gelecek, buradan 11 gelecek. Artı şunlarda da 19'lar ortak. 22 artı 18. 31 parantez içerisinde 40 artı 19
parantez içerisinde yine 40 olduğunu göreceğiz. Tekrar 40 parantezine de alabiliriz ya da işlemlerin sonucunu da bulabiliriz. Tekrar 40 parantezini almak daha kolay arkadaşlar burada. 31 artı 19 ki bunun sonucunda ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz. 50 olacaktır. 40 çarpı 50'den 4 kere 5, 22 sıfırdan attık. İşlemimizin sonucu 2000. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ortak parantezi aldığında daha kolay bulduğumuzu anlamış olduk.